11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in güzel akşamlarından birinde, bir cuma akşamında, gecesinde yine TRT Türk ekranında Hoş Geldin Ramazan programımızla sizlerle birlikteyiz. TRT Türk ekranının başında bizleri seyreden kıymetli seyircilerimize selam ve muhabbetlerimizle bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Sultanahmet Camii meydanda çok güzel, renkli bir kalabalık, ışıklar, insanlar hep bir sefer halinde, bir seyyah gibi gelip gidiyor. Adeta bir nehrin akıntısını sunuyor bize ve oradan da bize mesajlar var. İnsan konar göçer, gelip geçer, geldik gidiyoruz. Hem biraz seferiyiz hem de seyyahız. Giderken de yeni şeyler öğreniyoruz. Ama nereye gittiğimiz, menzilin ne olduğu, hedefin ne olduğu, oraya hangi gayeyle gittiğimiz, hangi amaçla oraya doğru ilerlediğimiz de çok kıymetli. Sohbetler bu yüzden çok önemli. Bakalım bu akşam heybemize, sohbetten bize neler kalacak. Yine Avrupa'nın dört bir yanından bağlantılarımız olacak bu akşam. Frankfurt bizleri beklemekte. Etkinliklere, iftar sofralarına konuk olacağız. Farklı mekanlardan, o sokak aralığındaki renklerden, belki ailenin o güzel yüzlerinden, güzel sohbetlerinden ekranlarınıza yine çok özel kareler taşıyacağız. Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle gönlümüze, şöyle kalbimize doğru, derine doğru bir iniş gerçekleştirirken, dini musikimizin güzel örnekleriyle de elbette kalbi cilalamaya devam edeceğiz. Şöyle kulakların pası silinir denir ya, birazcık onu yapacağız kıymetli seyirciler. Bu vesileyle bir girizgah, başlangıç yapmış olalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek. Efendim, bu akşam çok değerli, çok kıymetli bir hocamız, konuğumuz bizlerle birlikte. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Soner Duman hocamız bizlerle birlikte olacak. Gelin önce selam verelim, sonrasında bir hasbihal başlatalım. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Şimdi Ramazan-ı Şerif'i artık veda makamında terennüm etmeye başladık. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş. Birazcık inzivaya, birazcık murakabaya, birazcık tefekküre, olabildiği kadar tabii ki bu çağın içinde. Ama bu son 10 gününde gerekleri var. Mümine düşen bazı hassasiyetler var. Bir Müslümanın yapması gerekenler var. Herkes de kendi içinde yapmaya çalışıyordur tabii, ama hatırlatmak her zaman güzel şey. Et tekraru ahsen ve levkane 180 diyoruz. İkna edebilmek için kendimizi de gerçekten bu anlamda önemli. Bugünlerde ne yapmalıyız kıymetli hocam? Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman, Ramazan ayının son 10 gününe Peygamberimizin özel bir önem verdiğini, başka diğer zamanlarda yapmadığı kadar İbadet yoğun bir şekilde bu günleri değerlendirmeye çalıştım. Mesela Mescid-i Nebevi'de itikafa çekildiğini, ki son vefat edeceği yıl, normalde her yıl son 10 günde yaptığı halde vefat ettiği yıl 20 gün bunu yapmıştır. O zaman zarfında geceleri kıyam ile geçirmek, yani namaz kılmak, Kur'an okumak, tefekkür etmek, vaaz-ı nasihatta bulunmak, kendisi gibi mümin itikafta bulunan kimselerle birlikte sohbet etmek, bu zamanı en güzel değerlendirmenin yollarından birisi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde diyor ki, yani Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde, kimi rivayetlerde son 10'un tek gecelerinde arayın. Kadir gecesini aramak diye bir hedeften bahsediyor Peygamberimiz. Çünkü bu gece Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle 1000 aydan hayırlı, yani 83 yıl 4 ay, bir ömre bedel bir gece. Bir ömre bedel bir gecenin hangi gece olduğu net olarak bize bildirilmemiş. Evet. Ki mümin her an bir arayış içerisinde olsun, her an bir hareket, devinim içerisinde olsun, şu gecedir diye belirli bir gecede ibadetlerini yoğunlaştırıp diğer geceleri ihmal etmesin. Bu sebeple Peygamberimizin bu 10 geceyi diğerlerine göre çok daha dolu dolu geçirmeye gayret ettiğini ve bunu da tavsiye ettiğini görüyoruz. Bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, "Men kâme leyletel kadri imanen ve ihtisaben gufira lehu ma tekaddeme min zenbi." Yani bir kimse Kadir gecesini kıyam ile geçirirse, Allah'a ibadet ile, hakkıyla geçirirse, Allah onun geçmiş günahlarını affeder. Hazreti Ayşe validemiz Peygamberimize, "Eğer Kadir gecesine rast gelirsem o gecede ne yapayım?" diye sorduğunda Peygamberimiz o meşhur dua, "Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anni." "Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet."
diye dua et diyor. Biz bu geceler vesilesiyle bir yandan kendi bireysel imani ameli hayatımızı gözden geçirmeliyiz. Bir yandan da dünyadaki Müslüman mazlum mağdur kardeşlerimizi göz önünde bulundurmalı. Onların bir an önce felaha kavuşması için dua etmeliyiz ve daha nice Ramazanlara sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde ulaşmak için Cenab-ı Hakk'a dua ve niyaz etmeliyiz. Evet, Kadir gecesini ararken bu gecelerin içerisinde, son 10 gün içerisinde insanın aslında birazcık da kendisini arıyor. Kendisini tanıma, bilme yolculuğunda, biricik olan Rabbine doğru ilerleme yolculuğunda bir bilme halidir de diyebiliriz, değil mi hocam? Sadece hani Kadir gecesini arayıp orada ibadet edip durduğumuz ve beklediğimiz bir hal değil. Kendimize dair, bize dair, kul olduğuna dair de bir hususiyet var galiba burada. Kesinlikle bir marifet yönü de var. Hatta Kadir suresinde Cenab-ı Hak ve ma edrake ma leyletul kadr. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Evet. Dirayet, marifet boyutu var. Dolayısıyla kulun kendi kaderini, kendi kadrini araması da aynı zamanda. Zaten Kadir kelimesi hem kadir ve kıymet Türkçede de kullandığımız, hem de kader kelimesiyle bağlantılı. Kulun kendi kadir kıymetini ona veren şeyi de aslında peşine düşmesi. Biz şunu biliyoruz. Bu aya ve bu geceye kıymetini veren Kur'an-ı Kerim. Aslında Kadir gecesini de Ramazan'ı da üstün ve kıymetli kılan o, bizim kendimizi arayışımız, kendimize doğru iç yolculuğumuzda Kur'an-ı Kerim'den hareketle bir yolculuk da bu son 10 günde yapmamız ve hayatı, kendimizi, bu zamana kadarki hayatımızı sorgulamamız lazım. O noktada işin marifet, muhabbet ve arayış boyutu var. Muhabbet boyutu gerçekten çok özel. Birazcık hani giderken hüzün makamına da geçiyoruz ya kıymetli hocam. Üstadın Necip Fazıl'ın hani dizelerinde söylediği gibi, su iner yokuşlardan hep basamak basamak, benimse alın yazım yokuşlarda susamak diye. Veda ediyoruz ama bu şöyle bir veda. Hala bizi daha böyle bir susuz, suya muhtaç, özleyeceğimiz bir şey. O yüzden hüzünleniyoruz galiba, değil mi? Başlarken biraz idmanlı olmadığımız için zor işin içerisine alışarak giriyoruz ama iş biterken, bayrama doğru ererken içimize de şöyle gönlümüze de bir yerlere de bir hüzün oturmuyor değil. Kesinlikle. Aslında ben bunda da Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti olduğunu düşünüyorum. Yani bizde o hüzün hali olmasa, o Ramazan'a, bir dahaki yıla, yıldaki Ramazan'a kavuşma özlemi olmasa belki işin bu kadar kıymeti olmaz. Yani mesela Ramazan ayını Cenab-ı Hak ya da oruç ibadetini dilese 2 ay yapabilirdi. Evet. Dilese 15 gün de yapabilirdi. Ama çok kısa olması halinde ruhumuz o hisseyi alamayacaktı. Çok uzun olması halinde de belki ruhları tam yeterince olgunlaşmamış ham ruhlar bitse de kurtulsak moduna girebilirdi. Cenab-ı Hak öyle bir mutedil bir noktada bunu bitiriyor ki biz tam doyamamış hissediyoruz. Evet. Ve bir dahaki Ramazan'a kadar özlemle onu bekliyoruz. Daha 3 aylara girdiğimiz andan itibaren gün saymaya başlıyoruz. Yani tam kararında bir ibadet olmuş oluyor, bir ay olmuş oluyor. Bir ay olmuş oluyor. Şair de diyor ya, hüzün ki en çok yakışandır bize, belki de en çok anladığımız diye. Bizim içerimizde öyle bir yoğrulma hali var hüzünle. Ama güzel bir hüzünden bahsediyoruz tabii ki. Efendim, bu akşam biz ne konuşacağız? Bu akşam biz imtihanı konuşacağız. Dünya hayatı bir imtihan. Gelip geçiyoruz, imtihan olduğunun ne kadar farkındayız. Bazen diyoruz ya, bu dünya bir imtihan, bu da geçer yahu diyoruz. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyoruz. Diyoruz da diyoruz, imtihan olduğunun ne kadar farkındayız ama ona bir bakabilmek lazım. Bu akşam biraz hususiyetle insanın bu dünya hayatında mal ile imtihanına, belki biraz şükre, belki biraz sabra, belki biraz tevekküle, teslimiyete girişler yapacağız kıymetli hocamızla birlikte. Ama öncesinde gelin sizleri Almanya Frankfurt'a götürelim ve orada bizleri bekleyen arkadaşımız Kamil Kellecioğlu'na sözü bırakalım. Orada da bir sohbet olacak. Sonrasında biz Sultanahmet Meydanı'ndan diyeceğiz ki imtihan nedir? Teşekkürler Burak Yayla. Teşekkürler. İyi akşamlar Frankfurt'tan.
Selamlar, sevgiler, saygılar. Ramazan programımız devam ediyor. Bugün Frankfurt'ta yine çok kıymetli bir konuğumla birlikte çok güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Konuğum Gülbeyaz Kılıç, pedagog ve aynı zamanda Hayat Bildungs Akademi'nin müdüresi olarak görev yapıyorsunuz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Gülbeyaz Kılıç'ı birazcık tanıyabilir miyiz? Tabii seve seve. İlk etapta davet ettiğiniz için teşekkür ederim. İsmim Gülbeyaz Kılıç. Worms'ta doğdum, Worms'ta büyüdüm. Şu anda Darmstadt'ta görev yapıyorum. Az önce bahsettiğiniz gibi Hayat Bildungs Akademi'de müdürelik yapıyorum. Hayat Bildungs Akademi'nin içeriği birçok alanda eğitim faaliyetlerini pekiştirebildiğim bir yer. Bundan evvel 15 yıl boyunca öğretmenlik hayatım oldu. Bir ilkokulda, daha sonra İslam bilimleri okudum ve pedagojik alanla İslam bilimlerini birleştirme şansım oldu. Başka projelerde de dahil olma şansına sahiptim diye şükürler ediyorum gerçekten. Çünkü gençlerle ve ailelere yönelik birçok projede bulundum. Hala da devam ediyor bu tür çalışmalar. Burada önemli olan hayat koçluğu vesaire olan bilgileri de bilinçaltı ile beraber harmanlayarak devam ettirmekti. Gençlerle ilgili olan projelerde de özellikle ırkçılığa karşı yapılan çalışmalarda birlikteyiz. Ama çocuklar ve aileyle olan bağımı hiçbir zaman kesmedim ve devam ediyorum. Muazzam. Peki şeyi soracağım. Hayat Bildung tam olarak ne yapıyor? Yani dernek midir, bir kurum mudur, vakıf mıdır? Bununla ilgili bize birazcık bilgi verebilir misiniz? Seve seve. Hayat Bildungs Akademi eğitim alanında bütün alanları aslında ya da hedef kitlelerine uygun bir şekilde proje geliştirmekle mesul. Bu aynı zamanda okul sisteminin içerisinde desteğe ihtiyacı olan, özellikle biliyorsunuz çift dili ya da çok dili yetişen çocuklarımızda maalesef bu bazen gerekli olabiliyor. Bu tür çocuklara eğitim veriyoruz ek olarak. Onun dışında bazı seminerler ailelere... Peki bu eğitimler ücretli mi, ücretsiz mi? Yani bu eğitimlere kimler katılabiliyor? Bu herkese açık olan, halka açık olan normal bir dershane sistemi gibi düşünün. Açık olan bir durum. Burada maddi geliri veya imkanı olan kişiler ve olmayan kişiler var. Devletin sosyal alanından istifade edebilecek olan kişiler devlet desteğiyle geliyorlar. Olmayanlar da yine özel sözleşmeler üzerinden gelebiliyorlar, istifade edebiliyorlar bundan. Önemli olan burada bir açılım yaşamamız. Sadece klasik anlamda bir dershane değil, aynı zamanda dil kursu gibi ya da ailelere yönelik yapılan seminerler gibi, ki yakın zamanda yine böyle büyük bir seminerimiz var. Türkiye'den çok değerli bir hocamız gelecek. Onunla beraber öğrenmeyle alakalı ya da hayatla alakalı kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Aslında çocuklara verdiğimiz ya da gençlere verdiğimiz şey sadece okul başarısı değil, aynı zamanda hayatta başarılı olabilmenin yollarını öğretebilmek. Hedef bu. Bu yüzden aileler olsun, bireyler olarak yeni gelişen filizlerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz olsun. Onlara yönelik hizmette bulunuyoruz. Evet, aile dedik. Çünkü bu Ramazan ayı da aileler için çok önemli değil mi? Rahmet ve bereket ayı. Kesinlikle. Aileleri bizi birbirimize daha çok yaklaştıran, daha çok sıkı sıkı sarılmamızı sağlayan, bizi daha çok bir araya getiren bir ay. Nasıl gidiyor Ramazan ayı? Çok güzel, çok feyizli bir şekilde devam ediyor benim için. Şimdiki kadar geçirdiğim, geçirdiğim Ramazanlardan çok daha farklı. Çünkü aileyle bir arada geçirdiğiniz bir Ramazan'da muhakkak paylaştığınız birçok şey vardır. Yemek kültürü bir sürü kültürde bütün insanları bağdaştıran bir şey. Ama özellikle günümüz toplumunda yaşadığımız problemleri biliyorsunuz, zaman akımı, çok hızlı yaşamamızdan dolayı vesaire vesaire, bir araya gelmemiz güçleşiyordu. Yetişemiyoruz. Kesinlikle. Burada neyi önemsememiz gerektiğini yine anlayabiliyoruz. Ramazan ayı aslında benim tabirimle tamamen antrenman hali olduğu bir ay bana kalırsa. Ailelerin tekrar öncelemeleri gereken şeyleri tekrar göz önünde bulundurdukları, çocuklarıyla birlikte vakit geçirdikleri, insanların sohbet ederek birbirlerini daha iyi dinledikleri ve daha iyi anlamaya çalıştıkları bir dönem. Yani kısacası hayatı paylaştıkları bir dönem. Bunu önemli olan, Ramazan'ın son günlerine girdiğimiz için belki söylemek lazım, bu antrenman alanından oyun sahasına çıktığımızda, yani geri kalan 11 aya ne serpiştireceğiz, ne getireceğiz, yanımıza ne götüreceğiz? O zaman demek. Ramazan'da hayatı paylaşmak diye çok güzel bir cümle kurdunuz. Bu hayatı paylaşmayı 11 aya yayabilmek de bence neden olmasın diyorum. Peki siz burada doğup büyüyen bir birey olarak çocukluğunuzdaki Ramazan'la şimdiki Ramazan arasında böyle bir kıyaslama yapsanız, neredeydik, nereye geldik, nereden nereye geldik deriz ya hani.
Nerede o eski Ramazanlar evet, diyorsunuz. Evet, nerede o eski Ramazanlar derdik bir de. Tabii ben de Türkiye'de büyüdüğüm için, orada Ramazanları yaşadığım için burada da farklı bir Ramazan kültürü var. Ama ben sizin çocukluğunuzdaki burada yaşadığınız Ramazan'ın şimdiki Ramazan'la arasındaki o kıyaslamayı sizden duymak istiyorum. Tek bir cümleyle özetlemem gerekirse şunu söyleyebilirim. Çocukken sevindirildiğim Ramazanlar şimdi artık sevindirmeye çalıştığım Ramazanlara dönüştü. Aa, bu da güzel. Bu şekilde devam ediyoruz Ramazanların feyzinden nasiplenmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Peki Ramazan ayında ebeveynlere ne tür önerilerde bulunursunuz? Özellikle Müslüman ailelere. Sizin tavsiyeleriniz var mıdır? Bulunduğumuz toplumu göz önünde bulundursak çok kültürlü bir ortamda yaşıyoruz. Bu çok önemli. Kendimizi dışarıya karşı ifade edebilmemiz için hem terim olarak, dil olarak hem de aynı zamanda paylaştığımız değerleri dışarıya yansıtabilmek. Yani bu sadece evet belirli bir dönem ve bir döngü içerisindeyim ve 11 ayın içerisinde bundan herhangi bir esinti kalmayacaksa maalesef değerlendiremedik demektir. Yani arkadaşları varsa çocuklarınızın veya komşularınız varsa Ramazan'ı dışarıya yansıtabilirsiniz. Davetlerde bulunabilirsiniz ya da yapılan faaliyetlere katılabilirsiniz. Önemli olan şey şu, paylaştığınız değerleri hayatınızın içerisinde canlı tutabilmek. Çocuklardan istediğimiz en önemli şeylerden biri değerlere sahip olmaları. Bu değerleri eğer siz onlarla birlikte yaşarsanız ve paylaşırsanız onlar da çoğaltarak devam ettirecektir. Çok kültürlü bir ortamda o kültüre değin, sizin kendinizi tanıtmanız ve dışarıya açılmanız çok önemli. Yani dışarıdan sadece beklenti içinde olmayalım. Kendimizi en güzel şekilde, bize yakışır şekilde, Ramazan'a yakışır şekilde ifade etmeye ve göstermeye de çalışalım. Peki, şimdi yavaş yavaş zamanımız da daralıyor. Artık son 5 gün sonra bayrama erişeceğiz. Ve çok hızlı geçti zaten. Nasıl geçti biz de anlamadık. Bayram hazırlıkları var mı? Bu hem sizin aile için söylüyorum hem de kurumsal olarak ve etrafınızda gözlemlerinizi çok merak ediyorum. Yani o bayram telaşı, o heyecan, işte giysiler, bayramlıklar, bayram tatlıları, sarmalar, dolmalar vesaireler. Yani bu şeyle ilgili birazcık sizin de görüşlerinizi almak istiyorum. Seve seve. Bayram deyince hepimizi büyük bir coşku kaplıyor neticede. Hanımları temizlik telaşı, beyleri işte çocuklara alışveriş yapılması lazım, hesap kitap meselesi de var. Ama önemli olan şey şu bana kalırsa, maddi olarak neyi yapabildiğimiz değil de birey olarak benim paylaştığım zaman çok önemli. Çocuklara vermeye çalıştığım zaman ya da vermeye çalıştığım kendi etrafımdaki çocuklara yapabileceğim şeyleri düşünün ve en güzel hediyemiz aslında onlarla güzel anılar biriktirmek. Güzel anılar biriktirmek. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Güzel anılar biriktirmek üzere nice Ramazanlara birlikte ediyorum. Diyelim. Teşekkür ederim. Şimdilik Frankfurt'tan bu kadar. Bir sonraki yayında başka konuklarımla, sürpriz konuklarla birlikte olacağız. Söz yeniden İstanbul'da Sultanahmet'te. Efendim bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz. Sultanahmet Meydanı'nda beraberliğimiz başladı. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Soner Duman'la birlikte imtihanı konuşacağımızı söyledik ama imtihan neyle oluyor? Mal ile, mülk ile oluyor. Kul, insan, birey ne derseniz varlık o mala mülke nasıl bakıyor acaba? Özellikle tüketim çağının içinden geçtiğimiz şu günlerde diye başlayan çok cümleler, ibareler vardır pek çok yerde. Biz acaba mala mülke bir gaye, nihai hedef, bir amaç olarak mı bakıyoruz? Yoksa onu araçsallaştırıp, onu bir nimet olarak görüp o şekilde mi kullanıyoruz? Aklıma bir söz geldi. Tüketim çağıyla ilgili özellikle. Çirkin de olsa yeni olan şeyi almak gerekir diye. Nasıl böyle hani pohpohlayarak, şaşalı, gösterişli, güzel göstererek. Ama işin nüans noktası çirkin de olsa yeni iyidir. Eski de olsa işte o diğer tarafta kalanları hep bir kötüleme hali var. Yunus'un sözüyle kıymetli hocama sözü bırakacağım. Sular hep aktı geçti, kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan bıraktı tahtı geçti. Bu dünya bir penceredir, herkes bir baktı geçti der. Biz nasıl bakıyoruz? Biz nasıl bakacağımıza bizim dinimizin bize nasıl baktırttığı üzerinden bakacağız. Kıymetli hocam, dinimiz İslam, mala mülke ne kadar ehemmiyet veriyor? Kul için onun ölçüsü nedir? Bir soralım. Nasıl bir bakışı vardır mala mülke? Evet. Önce şuradan başlayalım. Cenab-ı Hakk'ın
gönderdiği bütün peygamberler aracılığıyla insanlara bildirdiği esaslar arasında 5 temel esas bulunduğunu görüyoruz. Hazreti Adem'den bizim peygamberimize gelinceye kadar bütün dini bildirimlerde, vahiylerde 5 şeyin korunma altına alındığını: din, akıl, can, ırz ve namus ve bir de mal. Dolayısıyla malın tarih boyunca bütün peygamberler aracılığıyla gönderilmiş vahiylerin koruma altına aldığı temel bir unsur olduğunu görürüz. Niye böyle? Bu şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü insan dediğimiz varlığın bizim yeryüzünde hayatımızı sürdürebilmemiz mala bağlı. Rızık dediğimiz şey yiyecek, içecek, giyecek, hayatımızı devam ettirmemizi sağlayan şey neticede malla elde ediliyor. Dolayısıyla bu dünya hayatında var olduğumuz sürece Cenab-ı Hak bizi mala muhtaç olacak şekilde yarattı. Bir ayette zaten varlık, sizin varlığınızı ayakta tutan mal. وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَا اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا. Allah'ın sizi ayakta tuttuğu o mallarınızı aklı kıt olan ve onu har vurup harman savuracak olan kimselere vermeyin derken, malın insanı ayakta tutan, bu hayatta yaşamasını sağlayan bir vasıta, vesile olduğuna dikkat çeker. Burada mesela İslam'ın hem diğer yeryüzündeki dinler hem de inanç sistemleri, hatta ekonomik sistemler noktasında mala çok mutedil bir konum atfettiğini görürüz. Mesela dünyada bir takım inanç sistemleri var. İşte Brahmanizm gibi, Hinduizm, Budizm gibi malı kötü gören, mala sahip olmayı insanı alçaltan bir unsur olarak gören, dolayısıyla insanın malla arasına mesafe koyması gerektiğini, mala sahip olmaması gerektiğini savunan, ki Hristiyan rahiplerde de bu anlayış klasik dönemde vardı. Dolayısıyla mal kötüdür, mal sahibi olmak otomatik olarak kişiyi alçaltır anlayışı var. Diğer tarafta ise mesela Kur'an-ı Kerim bunu Yahudiler üzerinden temellendirir. Tabii ki hepsi değil ama onların bir kısmının mala aşırı bağımlı olduğunu, dolayısıyla bütün hayatının gayesi olarak malı gördüklerini belirtir. İslam malı ne bu taraftakilerin yaptığı gibi tamamen hayatın dışına atılması gereken, insanı alçaltan bir unsur olarak tanımlar, ne de hayatın ana gayesi, esas gayesi olarak değil, bu hayatta varlığımızı sürdürmemiz için bir vasıta olan, hatta Cenab-ı Hakk'a kulluğumuzu yerine getirmemiz için bir vasıta kılınması gereken bir unsur olarak görür. Yine İslam dünyadaki mesela ekonomik nizamlara, sistemlere baktığımız zaman mal anlayışı, mülkiyet anlayışı burada da bir orta yol olduğunu görür. Mesela diyelim ki komünizm de malın, bireysel mülkiyetin tanınmadığını görürüz. Çünkü insanlar bireysel olarak mülkiyete sahip oldukları zaman bunu sömürü aracına dönüştürebilirler. Dolayısıyla bireyler mülkiyet, özel mülkiyet söz konusu olmamalı şeklinde bir inanç vardı. Buna karşılık kapitalizmde herhangi bir kırmızı çizgi söz konusu olmaksızın insanların ne kadar çok mala mülke sahip olursa bunun kendisini o kadar güçlü, kudretli kılacağı, hayattaki isteklerini daha karşılayabileceği şeklinde bir anlayış var. İslam'da bireysel mülkiyet tanınmıştır, meşru kabul edilmiştir ama bu sınırsız bir mülkiyet değil. Belki birazdan konuşacağız. Onların her birinin kırmızı çizgisi vardır. İslam nazarında aslında malın da bütün kainatın da sahibi Allah'tır. İnsan malın bu anlamda sahibi değil. Kur'an-ı Kerim "Lehu ma fis semavati ve ma fil ard." Yani yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah'ın mülküdür. "Lillahi mülkü's semavati vel ard." Yerlerin ve göklerin mülkü Allah'ındır derken, insanın hakikatte malik olmadığını, malın gerçek sahibi olmadığını belirtir. İnsana malın emanet bırakıldığını ve bu mal üzerinde onu emanet edenin iradesi doğrultusunda tasarrufta bulunması söylenir. Yani bize bir emanet mal bırakılsa bir şahıs tarafından, biz onu kendi isteklerimize, arzularımıza göre kullanamayız. Onu korumak ve bize emanet edenin bizden istediği şekliyle üzerinde tasarrufta bulunmak durumundayız. Cenab-ı Hak da malı insana emanet ettiğini söylüyor pek çok ayette. Nitekim Cenab-ı Hakk'ın 99 isminden birisi de El-Varis. Yani mala gerçek mirasçı olan, hani Yunus'un deyişiyle mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan. Al biraz da sen oyalan. Yani biz aslında malı bu dünyada yaşadığımız sürece
kendisinden ihtiyaçlarımızı giderdiğimiz ama sonuç itibarıyla geride bırakacağımız, tam anlamıyla sahip olamadığımız bir şey olarak görüyoruz. Cenab-ı Hak malı mülkün gerçek sahibi olduğu gibi o mal üzerinde insanın nasıl tasarrufta bulunacağını da belirleyendir bizim İslam nazarında. Yani insanın mal üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunma, dilediği şeyleri mal kabul etme, dilediği gibi tüketme hak ve yetkisi yoktur. Böyle bir özgürlük anlayışı yok. Bu mülkü da bir edinme, mülkü kullanma ve elden çıkarmanın tamamı bir takım kurallara bağlanmıştır. O kurallar dahilinde ancak biz hareket edebiliriz. İslam nazarında mal ve mülk insanın en büyük imtihan araçlarından biri. İnsan bu dünyada bir takım hususlarla imtihan oluyor. Kimi zaman nefsinin bir takım doyumsuz arzularıyla, kimi zaman sağlığıyla, kimi zaman düşmanlarıyla, kimi zaman da malıyla. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette inne emvalekum ve evladekum fitnetun, mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihan vesilesidir buyurulur. Dolayısıyla bir başka ayette malın dünya hayatının süsü olduğu belirtilir. El malu vel benune zinetul hayati dünya. Mal ve evlatlar dünya hayatının süsü. Yani dünyaya güzellik katar ama bunlar süs, gerçekte amaçlanacak bir şey değildir. Yani gelip geçici bir şeydir. Yine Ali İmran suresindeki bir ayette insanın imtihan olması için malın insana süslendiği, züyyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisa vel benîn vel kanâtîril mukantarati minez zehebi vel fıdda vel haylil müsevveme vel en'âmi vel hars. Yani insanoğluna bazı şeyler çekici kılınmıştır imtihan vesilesi olarak. Yığın yığın altın ve gümüş, salma atlar ve arazi, mal, mülk, bunlar insan için çekici kılınmış ve bunlara karşı insan bir imtihan olacak. Biz bu dünya hayatında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde buyuruyor ki inne likulli ümmetin fitneten, yeryüzünde bütün ümmetlerin imtihan olduğu bir husus vardır. Ve fitnetu ümmeti el mal, benim ümmetimin temel imtihanı malla olacak. Başka pek çok kuşkusuz imtihan vesilesi var ama yani başrolde oynayacak ümmetin imtihanında ilk sırada mal, dünyevileşme, mal, onu asıl amaç haline mi getireceğiz yoksa ideallerimizi gerçekleştirmek için bir vasıta olarak mı kabul edeceğiz? Bu ümmetin temel imtihanı olacağını söylüyor. Yine bir hadisinde diyor ki kıyamet gününde mahşer meydanında hiçbir kul şu dört şeyden sorgulanmadıkça herhangi bir yere kıpırdayamayacak. Dört şeyin iki tanesi malla ilgili. Nedir? Malını nereden kazandın ve nereye sarf ettin? Yani bildiklerinle amel edip etmediğin, gençliğini nerede harcadığın, ömrünü neyin peşinde tükettiğin ve malını min eyne iktesebehu ve ila eyne enfakahu. Malını nereden kazandın? Helalden mi kazandın? Bu yetmiyor. Helalden kazanmış olabilirsin ama Allah'ın istediği şekilde onu kullandın, tasarruf ettin mi? Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda İslam'ın mal mülk anlayışı, mal ve mülk müminin imtihanında dünyevi ve uhrevi ihtiyaçlarını gidereceği temel vasıtadır. Kötülenmiş değildir. Mülke sahip olmak, hatta bunun gerekleri yapılırsa dünyevi ve uhrevi ihtiyaçlarımızı karşılamada çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim pek çok ayette mesela yine İslam'ın önemli emirlerinden cihattan söz ederken cahidu bi envalikum ve enfusikum, mallarınızla ve canlarınızla cihad edin diyerek onu cihadın bir unsuru da yapmış. Biz ibadetlerimizi, İslam'ın temelini oluşturduğumuzu söylediğimiz ibadetlere baktığımızda bu ibadetlerin hemen hepsinde malla ilişki vardır. Diyeceksiniz ki namazın malla nasıl bir ilişkisi olabilir? Namazda mesela setri avret farz. İnsanın vücudunda örtülmesi gereken yerleri örtmesi. Bu giysiyle oluyor. Dolayısıyla oruç mesela, oruç bedeni bir ibadettir ama oruçta oruç tutmaya gücü yetmeyen, kalıcı hastalığı olanların fidye vermesi malla yerine getirilecek. Ramazan ayının sonunda işte şu son dönemde fitre vermemiz malla yapılacak bir ibadet. Zekat ibadeti, İslam'ın beş temel farzından biri olan mali bir ibadet. Hac ibadeti, içinde mal barındıran bir ibadet. İslam'ın Hanefi mezhebine göre vacip gördüğü, yani Müslüman
kurban kesme, mali bir ibadet. Yani hangi ibadete baksak bir şekilde malla ilişki kurulduğunu görürüz. Dolayısıyla mal İslam nazarında kötü değil. Tam tersine ibadetlerimizi yerine getirmemize vesile olabilecek olan, bizi Allah nazarında hakkı yerine getirilebilirse üstün kılacak olan ama hakkı yerine getirilmediği, imtihanda başarılı olunmadığı takdirde de bizi bambaşka bir noktaya sürükleyebilecek olan, baş belası olabilecek olan bir unsur. İşte o baş belası kısmında da zannediyorum insanın nefsine böyle okşanmış halde sunulması, şaşalı, gösterişli gelmesi, hadi birazcık da, hadi birazcık da, sonrasında hep ego diyor ki benim, hep benim, benim, istediğim gibi harcarım diyor. Ama şu bahsettiğiniz son kısım gerçekten çok kıymetli hocam. Sadece nasıl kazandığın değil, nereye sarf ettiğin önemli ki. Çok güzel bir şey söylediniz. İbadetlere doğru da bir sarf ediş var işte. Kurban örneği verdiniz, hac örneği verdiniz. Tutamayanlar için orucunu, o mal ile aslında nasıl onu infak edeceğini söylediniz. Devam edeceğiz kıymetli hocamla birlikte. İmtihan meselesi de çok önemli. Nefis meselesi tabii ki çok önemli. O mutedil kısım var ya, İnsan nefsine nasıl söz geçirecek, onu da belki bir konuşabilmek lazım. Kıssalardan, o ibretlik kıssalardan belki bizim bazı şeyleri tekrar tekrar okuyup da öğrenebilmemiz lazım. İstanbul'da yatsı ezanı okunuyor Cuma gecesinde. Şimdi Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyelim sizlerle birlikte. Nisa suresi 110 ve 113. ayeti kerimeler. Sonrasında sohbetimiz devam edecek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة
وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا Sadakallahul Azim. Efendim, Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledik. Beraberliğimiz devam ediyor. Peki insan ne ile imtihan ediliyor diye bir soru da ister istemez aklımıza geliyor. Kıymetli hocam, Avni Konuk diyor ki, herkes Allah'ın kulu olduğunu dava eder ama İmtihanı ilahi vaki olduğu vakit kimin kimin kulu olduğu ortaya çıkar diyor. İmtihan başa gelince aslında birazcık da turnusol kağıdı gibi kendi rengini de veriyor insan. Peki insan neyle imtihan ediliyor sahiden? O belirttiğiniz söz çok önemli bir noktaya temas etmiş. Aslında ben de onu söyleyecektim. İnsanın malla imtihanı konusunda Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman en temel noktalardan birisi mal sevgisinin Allah sevgisinin önüne geçip geçmeme. Yani sevgide dengeyi yitirme. Biz mesela Tevbe suresinin 24. ayetinde Cenab-ı Hak bir takım şeyler sayıyor. Önce anne, işte babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşiniz, aşiretiniz, akrabalarınız ve daha sonra da kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, ve meskenleriniz, sahip olduğunuz evler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda gayret göstermekten daha sevgili geliyorsa, daha çok seviyorsanız bu mallarınızı, o zaman Allah'ın azabı başınıza gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez diyor. Ve bu ayet vesilesiyle bize kimi insanlarda mal sevgisinin Allah sevgisi ve peygamber sevgisinin de önüne geçebileceğini. Nitekim peygamberimiz bir hadisinde diyor ki katife abdud dinari ve abdud dirhem. Dinarın ve dirhemin, yani günümüze çevirecek olursak doların, euronun, TL'nin, paranın, altının, gümüşün kulu olanlara yazıklar olsun. Demek ki insanlar arasında malı Rab gibi, kendisi hayatı için ilah gibi kabul eden, onu elde etmeyi tek gaye bilmiş olan, onun için her türlü zorluğa katlanan, onun için uykusuz kalan, onu için çiğnemeyeceği sınır, göze alamayacağı şey olmayan bir takım insanlar var olacak. Allah için yapmadığı fedakarlığı malını çoğaltmak için, malını korumak için yapacak. İnsanın malla ilgili en büyük imtihanı Allah sevgisi, peygamber sevgisinin önüne mal sevgisinin konulması. Bu birinci imtihan. Ama kuşkusuz sadece bundan ibaret değil. İnsanın bu imtihanında bir başka husus, malının az ya da çok olmasında Allah'ın takdirini hesaba katıp katmamada bir imtihandır. Bazı insanlar vardır, sahip oldukları malı Cenab-ı Hak'tan bilme yerine kendi güç ve kudretlerine, kendi çabalarına bağlama. Kur'an-ı Kerim mesela Karun örneği, belki birazdan konuşacağız, üzerinde durur. Evet. O hazinelere sahip olmasını kendi bilgisine, becerisine, aklına bağlıyor. Ben kendim dişimle tırnağımla bunu yaptım diyor. Cenab-ı Hakk'ın takdirini devre dışı bırakma. Ama gerçek müminler sahip oldukları her şeyi Cenab-ı Hakk'ın kendilerine lütfettiğini, kaynağının o olduğunu bilirler. Dolayısıyla hiçbir zaman bunu kendi güç, çaba, emeklerine bağlamaz. Kuşkusuz kendileri malı kazanmak için emek harcarlar ama neticede nihai takdir Cenab-ı Hakk'ındır. Öyleyse kadere razı olup olmama meselesi ortaya çıkıyor. Burada, evet. Bu da bir imtihan. Kıymetli hocam, şu kader meselesini, oradaki imtihan meselesini bir konuşalım. Kaderin üzerinde bir kader var ya, işte aslında onu konuşacağız. Şimdi sizleri bir kez daha Almanya'ya, Frankfurt'a
Kamil Kellecioğlu'na sözü bırakarak götürüyoruz. Bir sohbet daha dinleyelim. Güzel bir sohbet olacak. Söz Frankfurt'ta. Geçenler düşünüyordur. Hiçbir şey yapmıyor bunlar. Teşekkürler Burak Yayla, teşekkürler Sultan Ahmet. İyi akşamlar yeniden Türkiye ve Avrupa'dan bizi izleyen tüm seyircilerimize. Ramazan programımız Frankfurt'tan, Main Nehri'nin kenarından devam ediyor. Çok kıymetli iki konuğum var. İkisi de birbirinden değerli. Kanun sanatçısı Emrecan Erol ve Neyzen İsmail Metin. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, tasavvuf müziğimiz var bu akşam. Böyle Frankfurt gibi merkezi bir şehrin Main'ın kenarında belki de burayı birazcık böyle dinleti haline getireceğiz sizlerin sayesinde. İsterseniz önce sevgili Emrecan'dan başlayalım. Tabii biraz ki tanıyabilir miyiz sizi? Evet, memnuniyetle. Adım Emrecan Erol. 25 yaşındayım. Almanya, Augsburg doğumluyum. Müzisyenim ve kanun çalıyorum. An itibariyle de Mannheim'da Pop Akademi Konservatuvarı'nda okuyorum. Yüksek lisansında eğitmen ve sanatçı dalındayım. Yani müziğe küçüklüğümden beri ilgim var. Burada annemi ve babamı anmadan da geçmek istemiyorum. Çünkü onların çok desteği oldu. Müziğe onlar teşvik ettiler beni. Biz üç kardeşiz. Abim var, küçük kardeşim. İkisi de müzikle ilgili. Üçümüz de yani. Hep annemizin, babamızın desteğiyle, maddi, manevi. Öyle 10 yaşında kanun çalmaya başladım. Babadan oğula geçen bir sanat. Evet. Yani kanun da bizim çok özel bir enstrümanımız değil mi? Ya aynen. Çok önemli değeri var Türk musikisinde. Harika. Öyle bir aileden gelmek de tabii biraz da şans. Ben de çok isterdim bir enstrüman çalmayı. Yeah. Sevgili İsmail Metin, neyzenlik, birazcık seni tanıyalım. Şöyle, 31 yaşındayım. Frankfurt'a yakın Wiesbaden şehrinde yaşıyorum. Neye üflemem, yani neye başlamam 14 sene oldu. Ondan evvel daha çok bilgisayar önünde şarkılar kaydedip şarkılar söylemeye çalışıyordum. Sonra ney enstrümanla tanışınca biraz olaylar değişti. Tabii çevremde bulunan büyüklerim sayesinde işte ney hocalarımla da tanışmak nasip oldu. Sonra ney derslere de başladım. Şu an 2 senedir yoğun bir şekilde ney dersleri vermeye çalışıyorum. Hem Wiesbaden bir sanat atölyesinde ve online olarak da bunu sürdürmeye çalışıyorum. O şekilde yani. Çok güzel ya. Elinize sağlık. Tekrardan hoş geldiniz. Eyvallah. Hoş bulduk. Ben şimdi lafı sözü fazla uzatmadan sizlerin sanatını, sizlerin bu güzel enstrümanların bize bir dinletisini acaba bize bir dinleti sunabilir evet misiniz? Eyvallah. Şimdi evet heyecanlandım da birdenbire böyle. Madem getirdik. Hakikaten yayın öncesi birazcık kulağımızın pası açıldı ama eyvallah, izleyicilerimizle de paylaşalım. Doğrudur. Bu güzel Ramazan gününde hakikaten söz sizde. Buyurun. Eyvallah.
çok teşekkür ederiz. Eyvallah, gerçekten muhteşemdi. Sağ olun. Frankfurt'ta böyle bir mekanda bu sesi duymak gerçekten bizi çok etkiledi. Eyvallah. Şimdi hemen soru soracağım. Yabancıların kanun müziğine, bizim Türk musikisine karşı ilgisi var mı? Bununla ilgili yaşadığınız anı var mı? Ne tür şeylerle karşılaşıyorsunuz? Evet, yani Almanlar genellikle çok ilgili davranıyorlar. Yani ilgi duyuyorlar. Mesela yani görünüşü de zaten bir cezbedebiliyor insanı. Değil mi? Hem hoş, büyük bir enstrüman. Yani merak ediyorlar nasıl bir enstrüman bu. Çünkü tanımadıklarından dolayı ilgi duyanlar oluyor. Ama müzik konusunda yollar ayrılabiliyor da, yani Türk müziğiyle ilgi duyanlar hem var hem yok gibi. Ki bu sanırım normal de bir şey. Sonuçta Batı kültüründe yaşamış, doğmuş, kulak alışkanlığı farklı olan insanlar Türk müziği dinleyince biraz farklı gelebiliyor. İlla ilgi duymuyorlar bazen ama tam tersi ilgi duyanlar da oluyor. Durumdan duruma değişebiliyor. Peki okul ne zaman bitiyor? İnşallah seneye yazın. Sonra bittikten sonra var mı hedefimiz, sonra, planlarımız? Henüz tam bir belirli plan olmasa bile okuduğum bölüm Educating Artist diye geçiyor. Yani bir pedagojik bir bölüm. O yüzden ders vermeye meyillenmeyi düşünüyorum. Hem kendi kültürümü kendim öğrenmek hem öğretebilmek için. Çok güzel. Şimdi tekrar sevgili İsmail'e dönelim. Neyzenlik nereden geldi? Nasıl bir ilgi odağı oldu senin için? Nasıl başladı? Evet. Hani burada doğup büyüyüp birisi olarak. Evet. Yani bu yani, çok çok benim için de çok enteresan. Kanun olsun ya da ne olsun, bu enstrümanlara, bu kültüre ilgi duymamız zaten çoğu insana biraz farklı gelebilir. Ya şimdi şöyle, bizim evimizde her zaman her türlü bir enstrüman vardı. Yani kemandır, piyano. Kanun yoktu ama bir tane neyimiz vardı. Babam işte biraz evde bunu üflemeye çalışırken biraz benim ilgimi çekti. Tabii ailem Mannheim'da kaldığı için oradaki hocalarımla tanışmak nasip oldu. Ney enstrümanı zaten hani başı başına bir nasıl desem bir ders. Onu çalışabilmek, yani ondan ses çıkarabilmek ayrı bir metot evet, gerektiriyor. Evet, çok zor bir enstrüman yani. Aynen. Orada da yani hocalarım sağ olsun yardımcılar oldular. O şekilde biraz da tabii evden diyebilirim. Peki. İlgimiz doğdu. Çok teşekkür ederim. Tabii Ramazan ayı artık yavaş yavaş son 5 gününe girdik. Onunla ilgili hemen kısa bir görüş alayım. Nasıl gidiyor Ramazan? Vallahi şu an çok yoğun geçiyor. Yani Ramazan'a dair şahsen birkaç projelerim var. İşte günlük olarak Yunus Emre'den her gün işte sosyal medyada bir ilahi seslendirmeye çalışıyorum. Ondan ziyade birkaç film projelerim var Ramazan'a dair. Çok güzel. Yunus Emre'nin ilahilerini evet, siz kendiniz çalıyor musunuz? Evet. Ve güftesini siz mi yapıyorsunuz? Besliyor musunuz? Şöyle, güftesi zaten Yunus Emre'ye ait olduğu için şimdi aynı zaman hem ney üfleyip hem söyleyemediğim için videoların üzerine misal güftesin bir parçasını ekliyorum ki dinleyen, izleyen ona eşlik edebilsin. Çok güzel. Böyle bir şey olsun istedik. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bizim programımıza renk kattınız. Eyvallah. Sağ olun, var olun. Ayaklarınıza sağlık. Şimdilik Frankfurt'tan bugünlük bu kadar. Yarın akşam yeniden Frankfurt'ta görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar, iyi Ramazanlar, iyi iftarlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Efendim, Sultanahmet Meydanı'ndan beraberliğimiz devam ediyor. O güzel sesler terennüm de ettiriyor bizleri. Aslında o da bir eşya. Eşyanın da bir hakikati var. Hakkına uygun olarak kullanılması. O da baktığınızda bir anlamda mal. Ama nasıl kullandığınız önemli. Neydir? Kemandır, kanundur, fark etmez. Oradan çıkarttığınız ses de insanları böyle ufkî bir aleme doğru dalıp götürüyorsa o da güzel bir hal için kullanmaktır. Amacına uygun kullanmaktır. İslam'a göre de işte bize düşen de hep amacına uygun olarak kullanmak. Nasıl ibadet için kullanacağız? İmtihan başımıza geldiği vakit
Mümin olarak nasıl tepki göstereceğiz? Nasıl bir reaksiyon göstereceğiz? Onları merak ediyoruz. Kıymetli hocam, Ankebut suresinde geçiyordu galiba. İnandık demekle imtihan edilmeyeceğinizi mi zannettiniz, evet, diye. O çok vurucu bir ayet aslında. Tam da burada malı mülkü konuşurken, malın mülkün ibadet için nasıl konuşulacağını, Allah sevgisinin önüne geçip geçmediğini, insanın bu anlamda ne tür imtihanlara maruz kalabileceğini konuşuyorduk. Gelin bu çetin konuyu birazcık daha derinleştirelim. Evet, gerçekten de Ankebut suresinde hemen ikinci ayette وَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَكُولُوا اَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar hiçbir imtihana tabi tutulmadan sırf iman ettik diyerek kurtulabileceklerini mi zannediyorlar diyor. Bu imtihanımızın en önemli maddesinin İslam ümmeti açısından mal konusu olduğunu söylüyor. Tabii ki herkesin bireysel hayatında başka imtihanları vardır. Kimisi sağlığıyla imtihan olur, kimisi ailesiyle, çocuğuyla imtihan olur. Onlar da büyük imtihanlardır. Evet. Ama genel olarak ümmet çapında baktığımız zaman mal ile imtihan konusunun özellikle vurgulandığını ayetlerde görürüz. Bu noktada bir mal sevgisinin Allah sevgisinin önüne geçmesi, dünyanın bize Allah'ı unutturması ciddi bir imtihandaki başarısızlık sebeplerimizdendir. Nasıl anlarız bu arada kıymetli hocam bunu? Allah sevgisinin önüne geçtiğini. Şöyle, biz Allah sevgisi en üstte olması demek, bizim hayatımıza yön veren, hayatımızda bizi harekete geçiren temel hedefin Cenab-ı Hak olması, en çok onu sevmemiz, en çok ondan korkmamız, en çok onun rızasını elde etmek için gayret etmemiz, en çok ona tevekkül etmemiz. Eğer bu bunun yerine, Cenab-ı Hakk'ın yerine biz malı ikame edip en çok mal elde etme ümidini taşıma, en çok malımızın kaybolmasından, azalmasından, iflastan, zarar etmekten korkma, en çok mala güvenme, malım varsa her kapı bana açılır, mal beni işte en üstün noktalara götürür, beni aziz de zelil de kılacak olan maldır, malım varsa üstün pozisyona gelirim, malım yoksa kimse bana saygı ve itibar göstermez. Dolayısıyla beni üstün kılan, beni kapıları açan, benim uğruna uykusuz kalacağım, çoğalmasını bekleyeceğim, onu elde etmek için hiçbir şeyden kaçınmayacağım bir değer haline gelmişse artık o malı ilahlaşma, tanrılaşma tehlikesi söz konusudur. Tam da Peygamberimizin biraz önce belirttiğim işte dinarın ve dirhemin, altın ve gümüşün kulu olanlara yazıklar olsun hadisi bunu ifade ediyor. Evet. Mesela Kur'an-ı Kerim bize Kehf suresinde iki bahçe sahibinden bahseder. Bunlardan bir tanesi fakir, küçük bir bahçesi vardır. Bir tanesi zengin. İki büyük bahçe, bahçelerinin her birinde çeşitli ağaçlar, bitkiler, meyveler vardır. Ve bu şahıs bahçesinin işte kendisinin en iyi malı olduğunu, kıyametin bile neredeyse bu bahçeye zarar veremeyeceğini söyleyerek o fakir olan bahçe sahibi diyor ki sen böyle diyerek yani bu bahçeni Rabbine eş mi tutuyorsun gibi bir ifadesi vardır. Olayın sonunda bahçe telef olur. Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği bir afetle bahçede hiçbir ürün kalmaz ve o şahıs kendi diliyle La ya leyteni lem üşrik bi rabbi ahada. Keşke Rabbime hiçbir şeyi şirk koşmasaydım. Demek ki bahçeyi şirk koşmuş. Yani bahçeyi Rabbinin yerine onunla aynı pozisyona koymuş. Cenab-ı Hak onun ağzından bize bu olayı aktarıyor. Bir mümin açısından mal hiçbir zaman Allah yerine ikame edilebilecek. Yani kudret sahibi, bizi üstün ya da zelil kılacak. O varsa rahatlayacağımız, onu elde ettiğimizde ancak korkularımızın sona ereceği bir pozisyona gelmemeli. Evet. Mal bir vasıta. Yani mal tabiri caizse İmam Gazali'nin benzetmesiyle bir ata benzer. Evet. Serkeş bir at. Ama biz onu kendi hizmetimize alıp şey yaparsak o bizi hedefe götürür. Ama bir kere hizmetimize alamadığımız zaman bizi üstünden atar ve çiğner. Onun altında can verme şeyi, evet, de vardır. Mevlana'nın da mala ilişkin deniz ve kayık örneği vardır. Yani derya kadar malın olsun, sen üstünde kayık ol. Ama kayıktan bir delik açarsan o denize doğru, içeri dolmaya başladıktan sonra artık, peki, batış söz konusu olur. Dolayısıyla
Böyle bir durum söz konusu. Durum söz konusu. Devam edeceğiz kıymetli hocam. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssalar da ibretlik kıssalar. Oradan bize ne mesajlar var? Kur'an-ı Kerim'in içerisinde neler mal, mülk ile, imtihan ile bize anlatılıyor, yansıtılıyor. Birazcık da ona bakacağız ama Fransa'ya, Bordo'ya götürüyoruz şimdi sizleri. Bordo'da Türk Kültür Derneği toplu iftar yemeğine konuk olduk. Bakalım ekranlarınıza hangi görüntüleri taşıyacağız. Camimizin aslı bir şato. İçinde tadilat yapıldı. 2010 yılında alındı burası. 2010'un sonunda buraya taşındık. Cemaat olarak aşağı yukarı 350 kişi civarında içeride namaz kılabiliyor. O yüzden yeni bir inşaatımız var şu anda. İnşaat halindeyiz. Sadece ön bölümde, cami bölümünde nasip olursa 1000 kişi civarında namaz kılınabilecek. Şu anda kayıtlı olarak Bordo'da kız ve erkek çocukları 7-13 yaş arasında 223 talebimiz kayıtlı. Katılım oldukça iyi. Savurlarda genelde küçük oldum, beni uyandırmazlardı ama sesli haliyle uyanırdım. Aklımda kalan annemin yaptığı börek ve çöreklerin kokusu var. O günler daha başkaydı herhalde çocuk olduğumuzdan. Ama Allah'a şükür buralarda da işte bu cami ve derneklerde ilgilendiğimiz için, çevremiz bu yönde olduğu için Ramazanlar Fransa'da da güzel geçiyor. Fransa, Bordeaux şehrinde de güzel geçiyor. Birlik, beraberlik içinde iftarlarımız oluyor. Özellikle gençlerimizin, genç kızlarımızın kendi aralarında özel iftarlar oluyor. Allah'ın izniyle burada da güzel, ümitliyiz. Çocuklarımızın eğitimle uğraşıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde inşallah daha güzel günler göreceğiz. Cemaat olarak bizim 1500 civarında çocukları sayarsak üyemiz var. Zaten bu bulunduğumuz camide yaz kursu ve kış kursu ders bile veriyoruz çocuklarımıza. 230 tane kayıtlı çocuk var. Yani çocuklarımıza ders vermeye de yetmiyor, cemaatimize ibadet etmek için de yetmiyor burası. Çok kalabalık. Bordeaux'un da zaten en kalabalık olan bölgelerinden birisi burası. Lormont ve bitişimize Senon diye bir ilçemiz var. Bordeaux'daki Türk nüfusunun %80'i bu iki ilçede. Pazartesi günleri bayanlara sohbetlerimiz var. Kur'an dersleri, Kur'an öğrenmek isteyenler, alfabe öğrenmek isteyenler, tecvidli öğrenmek isteyenlere. Salı günleri sadece sohbetlerimiz var. Bütün bayan arkadaşlarımız hep toplu halde. Çarşamba günleri işte bizim lahmacun hazırlıklarımızın alışverişi. Bunun bütün gelirleri hep her şeyiyle camimize kalıyor. Camimiz için herkes Allah rızası için çalışıyor burada. O zaman tabii çocuktuk, ailemizle beraberdik, 6 kardeşiz. İftarı bir şenlikli, sahur bir şenlikli. Çok güzeldi yani, ailemiz kalabalıktı. Babaanne, dede. Gurbet ellere geldik, yalnız kaldık ama bir süre sonra eş, dost, arkadaşlarla beraber tanışınca o yalnızlığımızı da yendik. Şimdi çevremiz, arkadaşımız çok elhamdülillah. Yalnız kalmıyoruz gibi bir şey yani. Yemek hazırlıklarımızı paylaşıyoruz. Birimiz çorba, birimiz salata, işte ne gerekiyorsa ana yemek, tatlı. Bu şekilde gelip hep beraber evlerimizde hazırlıyoruz. Getirip burada masalarımızı açıp hep beraber yiyoruz. Ben Yozgat'tan geldim. Güzeldi, biz çok kalabalık bir aileydik. 8 kardeş, dede, hala. O yüzden annem hiç durmadan yemek hazırlardı bize. Gece sahura bayağı bir erken kalkıp tandır yakardı. Hatta tandırda yapardı her şeyini. O hala o kokular burnumda yani. Yani biz de yapıyoruz evlerimizde ama o çocukluğumuzdaki Ramazanlar daha başkaydı, daha güzeldi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Çok
güzel geçiyor günlerimiz, mukabelelerimiz, teravihlerimiz. Hep birlikteyiz, bir aile gibiyiz. Oruçlarım okulda tutuyorum, yani kimseye sıkıntı olmuyor. Bazı Fransız arkadaşlarım biliyor ve hiç sorun olmuyor onlar için. Hatta beni destekliyorlar da hatta. Evet, görüntüler bu şekildeydi. Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssaları aslında birazcık da konuşmak istiyorduk imtihan deyince. Kimseye kalmamıştır mülk, devlet, sim, üzer, arif, şair diyor ya. Kimseye kalmıyor, herkes gelip geçici ama Kur'an-ı Kerim'den bize o anlatılan, verilen mesajlar çok çok daha kıymetli hocam. Hemen aklımıza tabii ki Karun geliyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Kasas suresinde Karun'un kıssası anlatılır. Bu anlatılana göre Karun Hazreti Musa'nın kavmindendi. Yani İsrailoğullarındandı ama onlara karşı bir servetinin çokluğuyla böbürlendi. Hatta kavmi içerisinde böyle Hazreti Musa başta olmak üzere ilim sahipleri ona 5 tane öğüt verdiler. Bu 5 öğüt hakkında İmam Gazali İhya'da der ki Karun kadar malın olsa şu 5 öğüdü yerine getirsen o maldan hiçbir zarar görmezsin, seni kurtarır. Yeter ki bunu yerine getir. 1. La tefrah innallâhe la yuhibbul ferihin. Şımarma. Çünkü Allah şımaranları sevmez. 2. Allah'ın sana verdiği bu malı, mülkü, serveti onun rızasını kazanmak için kullan. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana iyilik ettiği gibi sen de insanlara iyilik et. Ve yeryüzünde servetin ne güvenerek bozgunculuk yapma. İnsanların arasını bozmak, bu parayı, bu serveti kötülük yapmak için kullanma. Ama Karun bu öğütlere kulaklarını tıkar ve kendisinin kıskanıldığını düşünür bu serveti yüzünden ve der ki ben kendi bilgim sayesinde bunlar bana verildi. Eğer Cenab-ı Hak bunları bana vermişse demek ki ben de bir şeyler gördü ki bana verdi der. Evet. Allah da ona der ki sen daha öncesinde senden önce de nice zenginlerin yerle bir edildiğini görmedin mi der. Her neyse ihtişamını bir gün kuşanmış ziynetleri içerisinde kavminin karşısına çıktığı zaman kavminin içerisinde dünya hayatını arzulayanlar onu görünce derler ki bu Karun çok şanslı bir adam. Öyle bir zenginliğe sahip ki keşke bizim de onun gibi servetimiz, zenginliğimiz, ziynetimiz olsaydı der. Kavminin içerisinde azınlık sayıdaki ilim sahipleri derler ki ya bu özenilecek bir şey değil. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir imtihanıdır. Bu imtihanda kazanmak da var, kaybetmek de var. Siz bu servetin Karun'u nereye götüreceğini bilmiyorsunuz der. Ama onlar içten içe bu zenginliği arzu ederler. Nihayet Cenab-ı Hak Karun'u da servetini de yerin dibine batırdığını belirtir ayette. Kibirlenmesi adeta o serveti sebebiyle insanları küçümsemesi sebebiyle daha dün onun yerinde olmak isteyenler bu defa derler ki ha demek ki Allah serveti sevdiklerine vermiyor. Bir imtihan olmak üzere veriyor ve insanlar bu imtihanı değerlendirmediği zaman o servet insanın başına bela olabiliyor. Eğer Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı biz de şimdi yerin dibine batardık. Burada Cenab-ı Hak onlara nasıl lütufta bulundu? Vermeyerek. Demek ki bazen Allah vermeyerek de lütufta bulunabiliyor. Karun kıssasından bizim alabileceğimiz en büyük hisse Allah'ın sevdiği kimselere mülk verdiği gibi bir düşünceye kapılmamak. Yanılgıya düşmemek lazım. Ve evet. Mülkümüzü insanlara üstünlük taslamak, yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak, şımarmak, kibirlenmek için kullanmamak. Zenginleri ve mülk sahiplerini imrenilecek, örnek alınacak kimseler olarak görmemek. Bunu bir imtihan vesilesi olarak bilmek. Dolayısıyla Karun kıssası nezdinde aslında modern zamanlardaki bu dünyevileşme, dünyaya hayranlık konusunu da Müslümanların yeniden hepimizin düşünmesi gerek. Lazım. Kıssadan ise payımıza düşen herkesin imtihanı farklı farklı. Kimi zenginliğiyle, kimi işte fakirliğiyle, yoksulluğuyla, kimi sıhhatiyle, kimi başka bir sebeple imtihan ediliyor. Kıymetli hocamın söylediği çok kıymetli. Eğer zenginlikte bir imtihan var ama hani bir başkasının gözünde o Allah onu seviyor anlamına gelmiyor. O zenginliğiyle imtihan ediliyor. Bakalım nasıl tepki verecek, neler gösterecek diye. Şimdi efendim sizleri
Almanya'ya Rastatt'a götürüyoruz ve Almanya'nın Rastatt şehrindeki Mevlana Camii'ndeki iftar programına konuk olduk. Bakalım buradaki iftar programından bizden size yansıyanlar neler olacak? ...1991'de kurulmuştur camimiz. Burada 7000'e yakın Türk vatandaşı var. 11.000'e yakın Müslüman var. Çeşitli devletlerden gelen. Ramazan'da programlarımız var. Sahur programları, iftar programları. Her milletle oturup bir masada yemek zaten dinin emridir. Ümmetçilikle alakalı bir şeydir. Allah kardeşlerimizden razı olsun. Güzel geçiyor yani Ramazan... ...burada daha diri geçtiğine, daha güzel geçtiğine inanıyoruz. Yani Ramazan sadece taze pide yemekten itibaret değildir. Ramazan'da camimizde kadınlar olarak hatimimiz okunuyor. Yani mukabele saat 11'de. Ondan sonra teravih namazlarımız kılınıyor. Şimdi hafta ortası çocuklarımızın dersi de var. Hafta sonu derslerimiz de var çocuklarımıza. İftar yemeğimiz var. Kadınlar da gelebiliyor, erkekler de gelebiliyor. Çadırlarımızda herkese yer var. Ramazan da sonlarına doğru gelmiş bulunuyoruz. Şimdiye kadar cemaatimiz çok oldu. Elhamdülillah, maşallah diyelim. Cemaatimiz işte mescidimizi dolduruyor. 4 saf, 5 saf bayanlarımız oluyor. Çocuklarımız da oluyor. Onlar da geliyor. Onlar da namazlarını kılıyorlar. Çok bereketli elhamdülillah. Biz memnunuz. Rabbim inşallah Ramazan ayı da bizle memnun olarak ayrılır. Elhamdülillah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Biz hep burada camimizde beraber iftara geliyoruz, namazlara geliyoruz, teravihimizi beraber kılıyoruz. Çok güzel geçiyor yani. Ramazan'da Kur'an okuyoruz, mukabele okuyoruz, namazlarımızı kılıyoruz, ibadetlerimizi yapıyoruz. Çok önemli bir ay, Ramazan ayı. 11 senedir Almanya'da yaşıyorum. Sürekli camilerimize geliyoruz. Ramazan camilerimizde dolu dolu geçiyor akrabalarımızla, sevdiklerimizle beraber. Güzel geçiyor Ramazanlarımız, birlik beraberlik içerisinde. Ben Ramazan başlamadan önce bir davet usulüyle buradaki Mevlana Camii'nde yapılan din hizmetlerine katkımız olsun diye Ramazan'dan önce geldim. Avrupa'da Ramazanlar gerçekten çok değişik bir, hoş bir duyguyla, güzel bir hissiyatla burada yaşatılıyor. Avrupa'da cami hayatın tam kalbi. Cami o kadar ismine layık bir şekilde misyonunu Avrupa'da o kadar güzel yerine getiriyor ki, ülkemizin de her tarafından, her ilinden, her köşesinden vatandaşlarımızın bir araya gelip bir kültür mozaiği oluşturduğu bir yer Avrupa'da camiler. Çok büyük görevler yapıyorlar. Müslümanların Müslüman olma şuurunun, cemaat olma, ümmet olma bilincinin taze bir şekilde, dipdiri bir şekilde yaşatıldığı, yaşandığı bir yer Avrupa'da cami. Burhan sorardım aslıma, aslım bana burhan imiş. Allahümme salli ala. Teravih namazlarından önce genelde yarım saatlik bir müddette bir vaazımız oluyor, muhabbetimiz oluyor aslında daha doğrusu. Biz burada bu sene ya mahsus olarak özel Enderun usulünü yerleştirdik tabiri caizse. Hafta sonları insanların biraz daha vakti olduğu zaman arada ilahilerle süslemeler oluyor. Allahümme salli ala Muhammed.
Efendim, dünya hayatını, saadetini, refahını, huzurunu istiyorsak, rahatını istiyorsak bir meşru ölçü var, meşru bir daire var. Mutedil dediğimiz işte o denge hali var. Şimdi mal ile ibadet arasında da tabii ki bir ilişki var. İmtihanın boyutları üzerinden baktığımızda soruyoruz. Mal maldır diyor hocam. İbadet de ibadettir. Nasıl bir ilişki var? Buradan nasıl bir imtihan boyutu çıkar? Ben de size sorayım. Evet, malla ibadet arasında iki açıdan bir imtihanımız söz konusu. Birincisi, mal mülk edinmenin ibadetleri ihmal ya da tamamen devre dışı bırakıp bırakmaması konusu. Kur'an-ı Kerim bu meseleye ciddi bir şekilde eğiliyor. Yani mesela Cuma suresinin son ayetinde Peygamberimiz zamanında yaşanmış bir olaydan bahsediyor. Peygamberimiz bir gün Cuma namazında hutbe verirken Medine'ye dışarıdan gelen bir kervan, ticaret için gelen bir kervanın geldiğini işiten sahabenin büyük bir kısmının Mescid-i Nebevi'yi terk ettiğini, Peygamberimizi hutbedeyken yalnız bıraktıklarını söylüyor ve orada diyor ki قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ Allah katında olan sizin için eğlenceden de ticaretten de daha hayırlıdır. Bir başka ayette Nur suresinde üstün insanlardan bahsederken رِجَالٌ لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلَاتِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَةِ Onlar öyle üstün insanlardır ki hiçbir ticaret ya da alışveriş onları Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoyamaz. Demek ki bir müminin mal, mülk kazanması, çalışma hayatı asla Allah'a karşı görevlerini, bu dünyada asıl varoluş amacı olan kulluğunu yerine getirmeye mani olmamalı. Eğer bir mal ibadetin önüne geçiyor ise ciddi anlamda bir imtihanda kayıp söz konusudur. İkincisi, diyelim ki malını kazanmış, elde etmiş bir kimse var. Bu defa o malı üzerinde onları ibadet yolunda harcaması, işte zekat tını tam olarak vermesi, fitresini vermesi, kurban kesmesi, sağlığı da yerindeyse hacca gitmesi, bütün bunlar aynı zamanda Allah yolunda infak etme, fakirleri, muhtaçları gözetme, nafakasını vermesi, gerektiği kimselerin nafakasını vermesi, bütün bunlar malda Cenab-ı Hakk'ın tasarrufta bulunmamızı istediği şeyler. Bu açıdan bakıldığında yani mal ibadetlerin önüne geçiyor mu? Mal kazanma isteği, hırsı, arzusu ibadetleri aksatmaya sebep oluyor mu, olmuyor mu? İki, malı kazandıktan sonra bu mal, o mal üzerine farz kılınmış ibadetleri yerine getirmede kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu meselesi var. Bir de ibadet dışı alanda da bir imtihan var. Cenab-ı Hak Bakara suresinde insanları mallarından, canlarından ve ürünlerinden eksiltmekle de imtihan edeceğini söylüyor. Yani öyle durumlar olabilir ki bizim kazançlarımız elimizden çıkabilir, iflas edebiliriz. Tarladaki ürünümüz tabii afetle yok olabilir. Evimiz depremde hasar görebilir. Bütün bunlar mali kayıptır. Böyle bir durumda hakikaten iman etmiş samimi kimselerin biz Allah'tan geldik, yine ona döneceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek bunu sabır ve metanetle, tevekkülle karşıladıkları, Allah'a isyan etmedikleri belirtili. Bu da bir imtihandır. Birçok kimsenin ayağının kayacağı bir imtihan, zorlu bir imtihan. Bir başkası da şükür imtihanı. Yani evet, elde ettiğimiz nimetlere bunların kaynağının Cenab-ı Hak olduğunu bilerek şükrediyor muyuz? O nimetleri Cenab-ı Hakk'ın istediği ve razı olduğu yollarda kullanıyor muyuz? Yoksa o nimetlerle Cenab-ı Hak arasındaki irtibatı kopuk görüp kendi hazlarımızı tatmin etmek için, kendi arzularımızı gerçekleştirmek için mi kullanıyoruz? Kullanıyoruz. Kıymetli hocam, Londra ezanına saniyeler kaldı artık, son bir dakika diyor kıymetli arkadaşlarımız. Gelin bir amin diyelim. Sonra Londra'da ezan okunacak, oruçlar açılacak. Buyurun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbel Alemin, ya İlahel Alemin. Veda etmek üzere olduğumuz bu Ramazan ayını hakkımızda hayırlara vesileyle, bu ay boyunca yaptığımız ibadetlerimizi, kıldığımız namazları, tuttuğumuz oruçları kabul eyle. Amin. Bizleri sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde bayrama ve daha nice Ramazanlara ulaşmayı nasip eyle. Dünyanın her yanındaki mazlum, mağdur Müslüman kardeşlerimizin de afiyet, sıhhat içerisinde, mutluluk içerisinde Ramazan ve bayram yapacağı günler görmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, ya İlahel Alemin, daha nice Ramazanlara ulaşmayı nasip eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. La ilahe illallah.
Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alessalem. Efendim Londra'da ezanı Muhammedi okundu. Allah kabul etsin, afiyet olsun diyelim. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Soner Duman'la bizim de sohbetimiz devam ediyor. Şu insan malla mülkle ilişkisinde bir kazanmasının da ölçütü olmalı. Hep mutedil diyoruz ya, bir muvazene, bir denge olmalı. Ama sarf ederken de harcarken de bir ölçüsü olmalı. Niyazi Mısri kıymetli hocam diyor ya, yağmalarsan varlığın gider gönül darlığın diyor. Onlar yağmalayarak veriyor, hiç kalmamacasına. Bir sana bir bana da değil, hep bana da değil, hep sana olsun, 40'ta 40'ı da senin olsun şeklinde. Oradan bize bir katre böyle düşerse kıssadan, hesabında ne güzel. Şimdi biraz konuşalım mı hocam, şu harcamanın ölçütü, kazanmanın ölçütü deyince bizim aklımıza ne gelmeli somut olarak? Evet, Kur'an-ı Kerim bu konularda çok net ölçüler koymuş. Kazanmada da harcamada da. Kazanmada mesela Cenab-ı Hakk'ın edinilmesine haram kıldığı bir takım mallar var. İşte domuz eti yemeyi haram kılmış, içki içmeyi haram kılmış. Tapınma nesneleri olarak putların edinilmesi, bundan kazanç elde edilmesi, kumar aletleri, üretim, satım, bunlardan kazanç elde edilmesini. Dolayısıyla bir Müslümanın kazancını bunlardan uzak tutması lazım. Bir haram kazanç yolları var ayrıca. Gasp, hırsızlık, faiz, rüşvet, kumar gibi, bunlardan uzak durması lazım. Mal ve mülk kazanmak için kendi sağlığını ya da başkasının sağlığını tehlikeye atma, iş güvenliğini tehdit edecek bir yapı oluşturma, dinde hoş görmemiş, haram kılınmış. Aynı zamanda malı mülkü elde ettikten sonra da bunu harcarken israf ya da cimrilikten uzak,
cömertlik dediğimiz orta yolu bulmamız. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ifadeyle elini sımsıkı tutma, tamamen de açma. Orta yolu tut ve çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir diyor. Dolayısıyla israf ve cimrilikten uzak mutedil bir harcama, malımız üzerinde Cenab-ı Hakk'ın yapmamızı emrettiği ibadetleri yapma, yakınlarımıza malımızdan yararlandırma ve atifel kurba hakkahu, akrabalarınıza mal ve mülklerinizden hakkı olanı verin gibi bir ifade var. Bunları yapmamız gerekiyor ve mal ve mülkü Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun, onun davasını yayma noktasında kullanma. Mesela Hazreti Ebubekir sahabe içerisinde çok zengin bir sahabeydi. Neredeyse bütün malını, mülkünü Peygamberimizin davası için, işte Tebük Savaşı söz konusu olduğunda bütün malını Peygamberimize getirdi. Evet. Geriye ne bıraktın denildiği zaman Allah ve Resulünü bıraktım dedi. Mesela Hazreti Ömer malının mülkünün yarısını o savaşta getirdi. Hazreti Osman çok büyük, başta bir kuyu olmak üzere 300 deve olmak üzere şeyler bağışladı. Biz ashab-ı kiramın hayatına, Peygamberimizin hayatına baktığımız zaman malın mülkün Allah yolunda nasıl kullanılması gerektiğini görüyoruz. Bir de burada belki netleştirilmesi gereken, zaman zaman yanlış anlaşılan bir kavram var. Kısaca ona temas edeyim. Zühd. Zühd aslında dünyaya önem vermemek, meyletmemek demek. Ama bu kişinin mal ve mülkten tamamen soyutlanması değildir. Yani biraz önce konumuzun başından beri malın, mülkün ne kadar önemli olduğunu, ibadetleri yerine getirmenin bile ancak onunla mümkün olduğunu söylüyoruz. Zühd, dünya sevgisinin Allah sevgisinin önüne geçmemesi. Yani mal sevgisinin ibadetleri aksatmaya vesile olacak noktaya ulaşmaması. Evet. Demek. Dolayısıyla daha kuşkusuz Kur'an'da ve sünnette malın edinilmesi ve kullanılması noktasında pek çok ölçüden söz etmek. Ölçü var. Aslında zühd kavramı da derin bir kavram ama vakit aslında evet, birazcık da sınırlı. Efendim, Kur'an-ı Kerim tilavetine götürüyoruz bir kez daha sizleri. Şuara suresinin 78 ve 89. ayeti kerimelerini Üsküdar Pazarbaşı Camii İmam Hatibi Adem Bilgetay'dan dinliyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من
ضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم. Efendim artık veda vaktine doğru geliyoruz. Derviş Yunus da diyor ki, kem durur yoksulluktan nicelerin varlığı, bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı. Kıymetli hocam, son birkaç kelam ederken şu varlık da İslami çizgide, ölçüde bir denge kurabilmemiz lazım dedik. Bugünden kendimize düşen aslında pay da buydu. Toparlayacak olursak bir iki hususla sonrasında da birlikte veda edelim. Evet. Yani burada dünya üzerindeki imtihanlarımızdan en büyük birinin malla ilişkimiz konusunda olduğunu sürekli göz önünde bulundurmak ve Peygamberimizin ifadesiyle bir kimsenin kazancında haram varsa o kimsenin ibadetlerinin bile makbul olmayacağını bir hadis-i şerifinde belirtiyor. Hatta bir örnek veriyor. Bir kimse var, uzun yolculuklara katlanmış, saçı başı toz içerisinde kalmış, Allah'ın evine, Beytullah'a gelmiş, dua ediyor. Allah'ım beni bağışla, beni affet diye. Belki ömründe her insanın gitmek isteyeceği bir mekana ulaşmış. Fakat Peygamberimiz diyor ki hadisinde, mat'amuhu haramun ve melbesuhu haramun ve guziye bil haram fe enna yüstecabu leh. Bu kimsenin yediği haram, giydiği haram, içtiği haram, haramla beslenmiş, gıdalanmış. Allah bunun duasını nasıl kabul etsin ki diyor. Dolayısıyla bizim İbadetlerimizin kabul olması da aslında kazançlarımızın helal olmasına, malla ilişkiyi doğru bir biçimde kurmamıza bağlı. Eğer o malla ilişkimizi, mülkiyetle ilişkimizi kazanma ve harcama noktasında, şükretme, sabretme noktasında, tevekkül etme noktasında düzgün bir rayına oturtamamışsak, Allah'la aramızdaki irtibatın da zedeleneceğini, dolayısıyla yaptığımız ibadetlerden haz almama gibi bir durum ve o malı kazanmanın ve harcamanın da bize bir artık azap gibi olacağını. Nitekim evet. Yine Tevbe suresinde iki ayet var. Peygamberimize hitaben ama onun şahsında bütün ümmete hitaben diyor ki bu münafıkların, kafirlerin ellerindeki varlık, servet sakın senin hoşuna gitmesin. La tu'cibke emvaluhum ve evladuhum. Evet. Allah o mal ve servetleri onlara daha dünya hayatında bir azap olmak üzere veriyor diyor. Dolayısıyla mal ve servet aslında kişinin azabı da olabilir. Evet. Stres kaynağı olabilir, uykusuz kalmasına neden olabilir vesaire vesaire. Bir Müslümanın sonuç itibarıyla bu imtihanında başarılı olması ancak Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın bize tarif ettiği, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashab-ı kiramın örnekliğini bize sundukları şekilde malla ilişkimizi kurmamıza, irtibatı kurmamıza bağlı. Bağlı. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Bizlerle birlikte olduğunuz için, sohbetiniz için, gönlünüze, yüreğinize sağlık diyelim. Kıymetli hocam, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Soner Duman bu akşam bizlerle birlikteydi. Bu akşam da artık bizden bu kadar diyelim. Gitme vakti geldi. Her şeyin bir bitişi olduğu gibi. Kimseye baki değildir mülkü devlet sim üzer. Bir harap olmuş gönül tamir etmektir hüner diyor ya. Hep aslında gönüller tamir etmeye geldik. Bu dünyaya, insana dokunmaya, temas etmeye, iyilik yapmaya geldik. Ölçü belli. Mal ile de, mülk ile de kıymetli seyirciler. Efendim, yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına güzel bir akşam diliyoruz. Taşlandırdığınız keyifli, hoş sohbet bir sahur diliyoruz. Yarın Türkiye saatiyle saatler 20.30'u gösterdiğinde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, iyi akşamlar.